Ogam sembolleri nedir derseniz, özellikle kökeni Kelt Galatyalılara dayanan bir kültüre ait alfabedir. Peki derseniz ki bana ogam sembolleri ne işimize yarayacak? Ne yapabiliriz bunlarla? Öncelikle her sembolün enerjisel anlamı var. Enerjisel anlam dediğimiz zaman neye bakabiliriz? Her şey enerjiden oluşur. Canlı, cansız her şeyin enerjisi var. Peki açılımlarda ne tür sorulara cevap veriyor diye bana soracak olursanız ben size Abraham Lincoln'un çok sevdiğim bir lafını söylemek istiyorum. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Merhaba. Rezzano Gül Yıldız ben, 32 yıllık taroloğum ve son 15 senedir spiritüel alanda enerjisel çalışmalar ve eğitimler vermekteyim. Son zamanlarda çıkarmış olduğum Ogam sembolleriyle ilgili kitap ve Sezen Çağla'nın illüstrasyonuyla hazırlanmış desteği sizlere tanıtmak istiyorum. Ogam sembolleri nedir derseniz, özellikle kökeni Kelt Galatyalılara dayanan ve Avrupa'ya hakim olmuş milattan önce 1. yüzyıldan sonra Bizanslıların yıkmasına kadar ki hatta daha sonrasına da devam eden bir kültüre ait alfabedir. Tanrı Ogma'dan geldiğine inanılmaktadır ve isminin Ogam olmasının nedeni de bundan kaynaklıdır. Peki neden bu kadar önemli Ogam sembolleri? Ağaçlardan gelen enerjisi, bitkilerden gelen enerjisi, ve tabii ki de en önemlisi bizim topraklarımızdan geçen bir kültüre ait olması Galatyalılar. Galatyalıların zamanında başkenti Ankara'ydı. Bu nedenle topraklarımız birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Acaba sizce onlardan bir parça bizde hala var mıdır? Bence vardır. Çünkü Ogam sembolleriyle tanışan herkes kendinden bir parçayı bu sembollerde, bu destede ve bu kültürde bulmaktadır. O nedenle Türkiye'de yapmış olduğum araştırmalarda Ogam sembolleriyle ilgili hiçbir Türkçe kaynağa ulaşmamanın verdiği nedenle Ogam sembolleriyle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. Şimdi bana derseniz ki siz nasıl Ogam sembolleriyle tanıştınız? Madem fazla kaynak yok, çok değer verdiğim bir eğitmenimin Ogam sembolleri üzerine açmış olduğu eğitimi duyduktan sonra araştırmaya başladım. Almış olduğum eğitimden sonra araştırma sonucu edindiğim bilgilerle tabii ki kendim de vermiş olduğum eğitimler arasına Ogam sembolleri eğitimini dahil ettim. Sonrasında hem kendi enerji çalışmalarımda hem açılımlarda hem de öğrencilerimin geri bildirimleri sonucunda da karar verdim ki Ogam sembolleri tüm dünyada yayıldığı gibi bizim ülkemizde de yayılması lazım. Herkesin Ogam sembollerini, ağaç enerjilerini, bu enerjisel çekim gücü olan çalışmaları bilmesi lazım ve harekete geçtim. Peki derseniz ki bana Ogam sembolleri ne işimize yarayacak? Ne yapabiliriz bunlarla? Öncelikle her sembolün enerjisel anlamı var. Peki enerjisel anlam dediğimiz zaman neye bakabiliriz? Her şey enerjiden oluşur. Canlı, cansız her şeyin enerjisi var. Tabii bunu bizler biliyoruz, spiritüel alanda çalışmalar yapanlar biliyoruz ama bence herkesin bilmesi lazım. Enerjisel çalışma yaptığınız zaman, kendi enerjinizin farkına vardığınız zaman inanın hayatı daha dolu yaşayacaksınız. Evet, ne diyordum? Ogam sembollerinin anlamları, her birinin ayrı bir enerjisi var. Sembolleri bu görmüş olduğunuz çok olağanüstü bir deste oldu. Kızlarımızın yardımıyla ve üstlerinde her bir sembolün ismi, hangi ağacın enerjisini taşıdığı ve hangi harf olduğu burada kartlarda yazmakta. Açılım yapıyorsunuz. Çoğunuz tarotu bilirsiniz. Tarot da kadim bir öğretidir. Tarot mantığını size söylersem daha kolay olacak. Açılım yapıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Tabii ki sakın lütfen çok rica ediyorum. Fal gibi düşünmeyin. Fal değil, enerji bakımıdır, enerji analizidir, bilinçaltı okuma sanatıdır bu tür açılım teknikleri. Tarot da öyle, asla fal değildir. Şimdi bunlarla sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. Objektif bakamadığınız konulara tarafsızca bakabilirsiniz. Neyi kaçırdınız?
Neyi göremediniz? Nasıl bir fırsatı kaçırdınız? Ya da ne tür engellerle karşı karşıyasınız? İşte enerji alanınızı okuyarak, size çekim gücünüzden faydalanarak, frekansınızla bilgiler verebilecek bir deste. Aynı zamanda her sembolün, ne demiştim, farklı bir enerjisi var. Enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Ufkunuzu açabilirsiniz. Her sembolle yapacağınız, birden fazla sembolün oluşturacağı çıtalarla enerjisel çalışmalar yapıp kendinize enerjinizi, çekim gücünüzü arttırabilirsiniz. Yani Ogam sembolleri benim gözümde bir mucize. Öğrencilerimin gözünde bir mucize. Peki açılımlarda ne tür sorulara cevap veriyor diye bana soracak olursanız, ben size Abraham Lincoln'un çok sevdiğim bir lafını söylemek istiyorum. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Bizler hayatımızda en iyi versiyonumuzu nasıl yaşayabiliriz? Nerede hata yapıyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz? Önemli olan bunları bulmak. İşte Ogam sembolleriyle yapacağınız açılımlar sizlere bu konuda bilgi verecektir. Yeter ki enerjiye, ağaçların sevgisine, ağaçların sizlere vereceği enerjiye inanın. Ve ağaçlara sevgiyle bakın. Ağaçlar bizlerin, insanoğlunun dünyaya geldiği ilk günden bu yana bizlerin dostudur. Korumuştur, kollamıştır. Enerjisiyle bizlere sevgisini yansıtmıştır. Önemli olan bunu yaşamaktır. Peki bir şey daha soracaksınız eminim. Kendimize açılım yapıyoruz. Kendimize enerji çalışması yapıyoruz. Peki başkalarına yapabilir miyiz? Elbette ki, ama çok önemli bir koşul var. Özgür hür iradeye müdahale. Her zaman eğitimlerimde de öğrencilerime söylediğim gibi, danışanlarıma söylediğim gibi, başkasının izni olmadan asla ne bakım ne enerji çalışması yapılmaması gerekiyor. O yüzden eğer karşı tarafın izni varsa açılım yapabilirsiniz. Karşı tarafın izni varsa enerji çalışması yapabilirsiniz. Peki bana diyeceksiniz ki şimdi bu kitaptaki bilgiler, derlediğiniz araştırmalarınızın neticesinde hazırladığınız bilgilerle çalışma yapabilir miyiz? Önce kitapta neler var size onu anlatayım. Her bir sembolün anlamı var. Ve her bir sembolle, her bir kartla açılım nasıl yapılır? Burada gördüğünüz gibi bayağı bir örneğimiz var. Tabii kendiniz de kendinize açılımlar yapabilirsiniz. Hangi sembolle, hangi konularda enerji çalışması yapabilirsiniz? Burada detaylıca yazıyor. Peki ne şekilde çıtalar hazırlayabilirsiniz? Örnekleriyle birlikte burada hepsi anlatılmakta. Önemli olan nedir? Temiz bir enerji, temiz bir niyet. Bu şekilde başladığınız her enerji çalışmasında sizin ve bütünün en yüksek hayrına niyet ettiğinizde bu çalışmalardan sonuç alabilirsiniz. Hepsi rehber kitapta detaylı bir şekilde açıklanmakta. Peki bir şey daha soracaksınız. Biz bu şekilde para kazanabilir miyiz? Elbette ki para kazanabilirsiniz. Emek sarf ettiğiniz her şeyden para kazanabilirsiniz. Ama yakınınıza, dostunuza bunu not olarak düşüyorum. Para karşılığı yapmak istemiyorsanız, aldı verdi dengesini kurmak için bir çay ısmarlayabilirler, bir su verebilirler, bir kucaklaşma, bir sevgi alışverişinde de bulunabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu çalışmanın en önemli noktası destenin doğuşundan bahsetmek istiyorum. Bir kitap derlemek istedim. Çünkü hiçbir kaynak yoktu Türkiye'de Ogam sembolleriyle ilgili. Ogam sembolleriyle ilgili kitap hazırlamaya, araştırmalarımın sonuçlarını sizlere sunmaya karar verdikten sonra bunun sadece kitap olmaması, bir desteyle çıkmasını düşündük. Çünkü bu desteyle çıktığı takdirde kişiler bunlardan enerjisel fayda sağlayacaktı. Peki nasıl olmalıydı bu deste? Sadece semboller mi? Hayır. Ağaçlar ve bitkiler mi? Evet, olabilirdi. Çünkü dünya üzerinde Ogam sembolleriyle, ağaçlarla ve bitkilerle hazırlanmış birçok deste, gerçekten çok güzel çalışmalar mevcut. Ama farklı olmalıydı. Bizim destemiz farklı olmalıydı. Ve burada bir fikir doğdu. O fikrin annesine ben dinleyelim bu hikayeyi.
bizim yolculuğumuzun nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Aslında ben Rezan Hoca'nın öğrencilerinden biriyim. İskandinav ve Kelt kültürüne karşı inanılmaz bir ilgim var. Tanışmamız da oradan geliyor zaten. Sembollerin enerjisine çok inanıyorum. Özellikle İskandinav mitolojisini çok araştırıyordum. Birkaç kitap okuduktan sonra eğitimini nereden alabilirim araştırmasına girdim. Ve sosyal medya platformlarından birinde Rezan Hocam'ın yaptığı bir canlı yayına denk geldim. Daha sonrasında öğrencisi oldum. Okam sembolleri eğitimini alırken hissettiğimiz şeyler o kadar iç içe geçmiş ki gerçekten bizim kültürümüzle. Ağaçların yanına gittiğimiz zamanki duygularımız, hüzün, mutluluk, o bağ, arasında kurulan ilişki, yani tüm kültürlerde olduğu gibi bizim kültürümüzde de çok önemli noktalarda. Daha sonrasında Rezan Hocamızın bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağı müjdesini aldık. Derste söyledi bize bunu. Ama daha nasıl ulaştırabiliriz? Birçok insana bu sembollerin asıl amacını nasıl anlatabiliriz? Ülkemizde nasıl daha bilinir kılabiliriz diye düşünürken bir deste çalışması yapmak istediğini söyledi. Tabii ders sırasında ben çok yorum yapmadım ama arkasına hemen bir telefon açtım. Bana izin verir misiniz? Bu destenin görsellerini, illüstrasyonunu ben yapabilir miyim dedim. Çok mutlu oldu. Bu illüstrasyonun aslında çıkış noktası ağaç ruhları. Ağaç ruhlarında hissettiğimiz o dişil enerjiyi yansıtmak istedim ben. Büyük uğraşlar sonunda. Sembollerin taşıdığı ağaç ruhlarıyla ilgili bir illüstrasyon yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda da bu dişil enerjiyi hissettirmek istiyordum. Tabii ki bu alandaki ince çizgi ve hassasiyeti de göz önünde bulundurarak, sürekli de Rezan Hoca'ya danışarak, çünkü bu konu özel bir konu ve herhangi bir illüstrasyonu, bir ürünü anlatmaya benzeyen bir iş değil. Buradan yola çıktım ve günün sonunda çalıştığım her görselin hissettirdiği ruh ve cevap verdiği semboldü karşılığında. Bu işin çıkmasını sağlayan. Okam sembollerini hazırlarken sembollerin taşıdığı her ağacın yaprağından dalına, meyvesinden rengine o kadar detaylı ve uzun bir araştırma yaptım ki. Çünkü gerçekten o hissiyatı kaybetmek istemiyorum. Aynı zamanda bu ruhların, ağaç ruhlarının bize gösterdiği rehberlikte, yolda, kulağımıza gelen o sesi kartlara baktığınızda görmenizi istedim. Bu o yüzden çok özel bir deste. Buradaki tüm illüstrasyonda bu ruhlar size bir şey anlatıyor. Ve umarım hepiniz aynı enerjiyi hissederek bizim heyecanımızı paylaşırsınız.